Merhabalar, Şen Tasarımlara hoş geldiniz. Sizinle bugün elbise üzerine çalışacağız. Elimde bir elbise vardı. Uzun zamandır kullanamıyordum. Biraz daralmıştı. Sonra şöyle göstereyim. Hem biraz daralmıştı, hem de çok kullandığım için biraz insan değişiklik istiyor. Uzun zamandır gardırobumda duruyordu. Elden de çıkaramıyorum. Şimdi buna biraz değişiklikler yapmak istedim. Hem kol kısmında daralma var. Oradan genişleteceğim. Biraz da bel kısmında daralma vardı. Oradan değişik bir tasarımla elbisemizi güncelleyeceğiz. Şöyle de elimde bir şalım vardı. Bir seyahatten almıştım. Şöyle bir şal. Seyahatimden almıştım ama güzel bir hatırası vardı benim için. Elimden çıkaramıyordum. Şimdi baktım uyumlu da renkleri, deseni. Bununla bir tasarım yapmaya karar verdim. Hem koltuk altını genişleteceğiz, elbisenin biraz rahat kullanımı olsun, hem belinden biraz genişlik yapacağız ve değişik elbisemizi güncelleyeceğiz. Başlayalım. Şimdi önce elbisemizin kemer kısmında şöyle bir kemer yerleştirilmiş. Önce kemer kısmını sökmekle işe başlıyoruz. Burayı sökmeye başlayalım. Evet, yukarıdan 1 santim kaybettiğimiz için şimdi mesruyla yardım alalım. Şöyle düzgün bir şekilde kesilsin elbisemiz, eteği. Şu şekilde. Evet. Bu parçayı çıkaracağım. Belki daha sonra başka yerlerde de bu parçayı kullanabiliriz. Yani elbisemizi sadece genişletmek değil burada. Aynı zamanda yeni bir tasarım vermekte. Keyifle giymek için. Burayı da yine mezurumdan yardım alacağım. Şöyle düzgün bir şekilde çıkartmak için. Yan dikişten de koyabilirdim. Ben böyle istedim çünkü ön tarafta olsun istedim. Yaptığım modelin, elbisenin kendi özelliği de ön taraftan görünsün istedim. Parçamız çıktı. Bunu bir kenara koyuyoruz. Evet. Prova yaptım. Biraz beldeki darlığı genişlettik ama hafif daha üst kısımda da biraz darlık var. Rahat olmak istedim. Onun için şöyle koltuk altına yakın bir mesafeden vereceğim parçayı. Oradan daha rahat kullanışlı olur diye düşünüyorum. Çok da sıksın istemedim. Ama yine elbisemiz gelişi dar olacak tabi. Elbisemizin koltuk altına kadar 1 santime yakın yere kadar söktüm. Şöyle aslında koltuk altında da bir genişleme yapacağım ama kafamda başka bir tasarım var. Onun için buraya hiç dokunmadım. Başka yerden genişletmeyi düşünüyorum. Şimdi bu genişlettiğimiz mesafeye kadar şalımızın şöyle kenar mesafesinden nereye kadar geliyor? Buraya kadar bir işaret alacağım. Ama biraz daha yukarıdan alıyorum. Kesim ve dikim payıyla birlikte. Ben biraz buraya koyacağım parçanın büzgülü olmasını istiyorum. Hafif şöyle büzgülü olsun. Saçakları da kalsın istiyorum etek kısmında. Biraz şöyle üçgen vardı çıksın istediğim için mümkün olduğunca şey yapacağım. Büzgü bırakacağını çok geniş bir pay olarak alacağım. Yine hemen mezurumuzda düzgün bir hat şey yapalım. Çekelim. Şöyle. İşaretliyorum. Evet, şu noktadan hat ettim. Biraz büzgü vermek istiyorum. Ve mümkün olursa hafif serbest bırakmak istedim bu parçayı elbisenin içerisinde. Şurada bıraktım. Orada
düz bıraktım. Belki kullanabilirim bir şekilde. Şimdi bunu eteğimize yerleştirelim. Evet, parçamız bu şekilde. Gayet geniş aldım. Çıkan parçamız şuydu. Şu. Çok geniş aldık. Bakalım inşallah güzel olacak. Şimdi buraya düz dikiş yapacağım. Burada bir herhangi bir işlem yok. Yukarıya kadar çıkacağım. Bu kenar kesim çok geniş. Elbisemiz bu kadar fazla. Ne yaptık? Ben özellikle istemiştim ki bol olsun diye. Ben buraya hafif bir büzgü alacağım makineden. Şimdi yukarıdan büzgüyü vermek istiyorum. Daha yukarıdan dökülerek insin istediğim için. Büzgüyü de çok pratik. Şu şekilde. Hafif ara ara makinenin dikiş makinesinin ağzına kumaşı vererekten şöyle bir büzgü, doğal bir büzgü yapması pratik. Şöyle. Burayı bu şekilde büzgü yapacağım. Eğer büzgümüzde yerimize buraya çok büzmüş olabiliriz. Sorun değil. Oralara hafif çıtırlatırsınız, açabilirsiniz. Ya da çok fazla gelirse kumaşınız küçük küçük minik toplu iğneyle de tutturabilirsiniz. Şimdi yan tarafı diktim. Şöyle. Büzgüyü almıştım ama büzgü yapınca çok büzgü hoşuma gitmedi. Çünkü o zaman tam etek hizasına geliyor şu şekilde saçağı. Ben size hafif üçgen çıkıntı şöyle uzun olsun istedim. Onun için de büzgüyü açtım ama makineden bir düz dikiş geçtim. Çünkü şal olduğu için çok bir salaş duruyor, seyrek dokuması. Şu şekilde hafif büzgü var zaten içinde, biraz yine de bıraktım. Bir de dikiş geçtiğim için de orası güzel oldu. Şimdi şuradan hafif bir dikiş alacağım. Şöyle. Şöyle. Şalımız atmaya çok müsait. Onun için burayı iki defa kıvırıyorum. Şöyle, toplu iğneler çifte çifte geliyor. Koşturuyorlar. Koşturuyorlar. Hizmetim için. Ay canlarım benim. Evet. Bu kadarı yeterli benim için. Bu kadar bir çıkıntısı olacak etekten. Şimdi sıra dışı olmak. Arkadaşlar, sıra dışı tasarımlar çok moda. Yani bu oldu muydu, olmadıydı kuralları kesinlikle hiç şey yapmayın. Rahat olun. Sıra dışı olanlar da hatta makbul oluyor. Çok farklı bir tasarım olarak ortaya çıkıyor. Ben de çok hareketli çizimler de yaptığım için istedim ki burada şöyle bir şey olsun. Bir üçgen, bir serbestlik olsun istedim. Kurallarda, düzgünlüklerden biraz dışına çıkmak istediğim için böyle bir şey. Kolsa da farklı bir çalışma yapacağım. Kolu oradan genişletecektim. Orası sonra yine paylaşırız. Şimdi dikişimize devam edelim. Öbür tarafımızı dikeceğiz şimdi. Şuradan. Şu noktadan toplu iğneyle tutturuyorum. Şimdi koltuk altından gelen dikiş hizasından tam onun üzeriyle devam edeceğim dikişe. Elbisemizin önü bitti. Şöyle göstereyim. İstediğim de böyle bir şeydi. Etek kısmı böyle olacak. Şu şekilde açılabilecek serbestlik verdim yürürken. Bu içinden çıkıyormuş havası versin istedim. Şuraya da böyle kapalı, istediğimiz zaman genişlik rahatlatmak adına bir birit yapabilirim. Güzel olur. Yapabilirsiniz. Eğer sizin kıyafetinizde isterseniz şöyle geniş de bir bel alabilirsiniz. O zaman elbise şöyle açılır. Böyle de hoş bir havası olur. Geniş bir etek olur o zaman. Ama ben bunu kullanırken şöyle şuraya hafif bir pens gibi şu şekilde bir birit atacağım. Bu şekilde de kullanım çeşitliliği yaratıyorum. Şimdi etek kısmını bitirdik. Sırada kollarda. Kolda hafif bir daralma var.
Ben bunu sökeceğim, kol evlerini yerinden sökeceğim. Şuradan alttan hafif 1 santim kadar keseceğim. O da benim işimi görür, yeterlidir. Tabii burayı kesince kol yuvası genişleyeceği için bu daralacak. Bunu da bu çıkan kumaştan tam kat yerine bir üçgen koyacağım. Evet, has kaldı. Bir ucu kaldı. Ve tamam. Elbisemizin kolunun biri çıktı. Evet. Şöyle. Şöyle. Şimdi diğer kolunu sökeceğim. Ama bu ara ben bunu sabırsızlandım kesmek için. Şöyle hafif sabunla şöyle bir, evet, yukarıda sıfırladım. Buradan keseceğim. Bu bayağı rahatlatacak benim kol hareketimi. Evet. Şimdi buraya çıkan parçamızı, tabi bulabilirsek parçamız. Evet, çıkan parçamızdan şöyle yerleştiriyorum. Evet, şöyle. Şu kadarlık bir parça yerleştireceğim üst taraftan. Kolumuzun şurası iyi. 6 santime kadar keseceğim. Şu makasımız daha güzel kesiyor. Şu kenardan çıkan parçamızdan şöyle koyarsak bu kadar genişleme de benim işimi görüyor zaten. Şöyle. Dikiş payı verdim. Biraz fazla verdim. Belki aşağıda ihtiyaç olabilir uç kısmında diye. Kesmiş olduğum parçaları bir makine dikişi yapmak istedim. Çünkü çok esniyor. Şal olduğu için çok esniyor ve çok püskürüyor. Onun için şöyle bir dikiş geçtim. Şimdi yerleştireceğim yerine. Şu şekilde yerleştirdim. Şöyle bakalım. Bakalım kol evimize olacak mı? Ooo! Rahatlıkla bizi kurtarıyor. Şöyle. Tamam. Şimdi bunu makinede çekelim. Üstten gideceğim dikişini. Evet. Şu şekilde. Hoş oldu. Çok da kibar oldu. Eteğimizle de kombine olacak. Şimdi evet böyle parçamız da tam oturdu. Top iğneyle tutturdum. Şu şekilde arkadaşlar makineye çekeceğim. Tam oldu. Evet. Evet. Şimdi ütü geçeceğiz bunu. Kolları bayağı genişledi. Güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi elbisemiz bu şekilde kolları çok hoş olduğunu düşünüyorum. Buradaki bir ışıltıdan buraya da konulması hoş oldu. Ama ben şimdi bir şey daha yapmak istiyorum. Bir şey daha yapmak istiyorum. Şöyle kolunun bir tanesine volan bir yine aynı şalımızdan bir parça keseceğim. Tek taraflı. Onu hafif üçgen bırakacağım. Bununla uyumlu olsun diye. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ona başlayalım. Kumaşımızı şöyle ikiye katladım. Şalımızdan. Çünkü saçaklarını da kullanmak istiyorum. Etekle güzel kombine olsun istiyorum. Kol genişliğim. Şöyle 16 santimden biraz daha aşağıya gideyim.
Çünkü burayı kullanmak istiyorum. Değilse biraz daha uzun verebiliriz. Kısa olsa da güzel olur. Şu şekilde. Şuradan kesmemiz yeterli olacak diye düşünüyorum. Elimizdekini değerlendireceğiz en olur şekliyle. Şöyle hafif ben şey yaptım. Sabunla işaret verdim. İşaretledim. Evet. Şöyle kısadım. Tamam. Bunu şimdi kolun birine geçireceğim. Hoş olacağını düşünüyorum. Hemen dikişini yapayım. Şöyle dersinden. Şöyle. Evet. İnşallah güzel olmuştur. Heyecanlıyım ben de. Geç vakit bir ilham geldi ki başladım. Aa, sizce? Bence çok hoş. Severek yiyeceğimi düşünüyorum. Bakalım. Elbisemiz bu şekilde. Şimdi hafif ütü de basmak gerekiyor. Ama ben şurada bir hareket daha katmak istiyorum elbiseme. Bir hareket katmak istiyorum. Şuradan keseceğim elbiseyi. Tam dibinden yapıyorum. Kat yerinden. Şöyle bir delik açtım. Evet. Burası böyle olacak. Böyle istedim. Hiçbir işlem yapmayacağım ama ileride yaparsam da sizinle paylaşırım. Elbisemiz bu. Şimdi elbisenin bir de burada kemer tokası var. Kemer tokasına da taşlarla süslemeyi düşünüyorum. Taşlarla süslemeyi düşünüyorum. Elimde böyle bir kristal boncuklar vardı. Buna da çok uyacağını düşündüm. Şöyle kemerine bunlardan geçeceğim. Biraz daha ortaya çıkarmak istiyorum kemerini. Hoş olacağını düşünüyorum. Bir iki tane de bunlara atabilirim belki. Bakalım. Hemen başlayalım. Evet. Şimdi elbisemiz bitti. Boncuklarla bunu tutturacağım. Şöyle en son ben yaptım, tamamladım kemerlerini. Fakat gelişi güzel oluyor boncuklar. Onun için de içinden bir ip geçireceğim ve düzelteceğim. Şöyle. Evet. Elbisemizin aksesuarı da tamamlandı. Şöyle güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle boncuklarımız. Bir ütüsünü yapacağım kollarını. Şuraya da bir şeyler koyabilirim belki. Onu paylaşırım yine. Ütüsünü yapayım. Şimdilik tokaları tamamlandı. Bir de deneyeceğim. Üzerimde görürsünüz o zaman. Evet, elbisemizin bitmiş hali. Kol çalışmamızı yakından görün istedim bir de. Bunlarla süsledim. Şalıyla da uyumlu olsun diye, ışıltı versin diye. Bu bağcık kendi kumaşından. Evet. Tokamızı da aynı şekilde boncuklarla, taşlarla süsledim. Siz de isterseniz elinizdeki kıyafetlerinizi birkaç değişikliklerle daha severek yiyeceğiniz hale getirebilirsiniz. Şen tasarımlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.